Değerli basın mensupları, bugün ilimizde kutlanacak olan Emek ve Dayanışma Günü'nün 1 Mayıs'ta Taksim'de yapılması konusundaki talepleriyle ilgili olarak sendikalarımızın temsilcileriyle yeni bir toplantı yapıldı. Buyurun. Şimdi geçmiş yıllarda her türlü olay Taksim'le ilgili yaşandı. Son 3 senede izin verilmişti. O şekilde yaşandı. Yeteri kadar diğer illerden de destek alarak yeteri kadar güç olacak elimizde. Hem personel sayısı açısından hem de alet edevat açısından olacak. O konuda bir sıkıntımız olmaz. Evet. Tedbirlerimizi alacağız ama bu tedbirler hiçbir zaman güvenlikle ilgili bir sıkıntı oluşmasını engellemeye matuftur. Bunun dışında bir sıkıntılı tablonun oluşmasını asla arzu etmiyoruz. Güvenliğimizi alacağız, İstanbul'un güvenliğini ve önümüzdeki süreçte de birkaç günümüz daha var. Emek temsilcilerinin de bu sağduyuya uygun yeni bir süreç içerisinde olacaklarına da ümitvar olmak istiyorum. Kazlıçeşme başta olmak üzere diğer alanlarda kutlamaya müsaade edeceğiz. Ve özellikle Taksim'de çelenk sunma, Kazancı yokuşunda anma seremonilerinin de yapılmasını arzu ediyoruz. Hayır, yeni bir tarih ve yeni bir toplantı yok bundan sonra. Sadece dilekçeleriyle talepleri olursa, bu yönde bir talepleri olursa bu taleplerine makul ifade ettiğim çerçevede izin vereceğiz. Şimdi o günün gelişmeleri neyi gerektiriyorsa değişken olacak, o günün gelişmelerine göre bu tedbirler alınacak. Belki bazı caddeler kapanacak, bazıları açılacak. Evet. Peşin bir şey söylememiz çok doğru değil şu anda. Evet, biz kesinlikle emniyetimiz, güvenliğimiz, İstanbul'un caddelerini, sokaklarını kapatmayı arzu etmiyoruz. Bütün alanların açık olmasını, Taksim'in de bu manada halkımızın gezeceği, dolaşacağı bir nokta olarak açık olmasını bütün yollarıyla arzu ediyoruz. Ama güvenlik noktasında alması gerekli tedbirler varsa elbette ki bu tedbirler alacağız. Ama gönlümüz yolların kapatılması, caddelerin kapatılması, halkımızın bu konuda rahatsız edilmesi değildir. Ümit ediyorum o gün bütün yollarımız açık olur ve Kazlıçeşme'de bu mitingin tertip edilmesi yönünde müracaatçılar yeni bir karar aşamasına gelirler ve toplumsal sağduyuya uygun yeni bir karar geliştirebilirler. Bu konuda ümit var olmak istiyorum. Peki, biz size çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.